Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama dönemi başladı. Yeni sistemin ilk birleşiminde Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın sunuş konuşmasının ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi. Gece yarısı operasyonlarıyla ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Allah'ın izniyle bu saldırıyı da atlatma yolunda ilerliyoruz. Aldığımız tedbirler, yaptığımız görüşmeler ve geliştirdiğimiz programlarla ekonomimizi yeniden dengeye kavuşturmaya başladık. Gerek milletimizden, gerek kurumlarımızdan aldığımız geri bildirimlere göre hem yaptığımız çalışmaları gözden geçiriyor hem de kendimize yeni hedefler belirliyoruz. Erdoğan terörle mücadelede kararlılık vurgusu da yaptı. Türkiye olarak PKK'nın Irak'ta faaliyet gösterdiği yerlerin önemli bir bölümünü kontrol altına aldık. Hedefimiz çıbanbaşı olarak gördüğümüz Kandil'i ve yeni Kandil olma yolunda ilerleyen Sincar'ı bölücü terör örgütünden tamamen temizlemektir. Bundan sonraki hedefimiz Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bölgelerin buraları işgal eden terör örgütünden temizlenerek güvenli hale getirilmesidir. İnşallah en yakın zamanda bunu da sağlayacağız. Cumhurbaşkanının gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler de vardı. Suriye'de hassasiyetlerimizi ve ikazlarımızı içe sayarak bölücü terör örgütüyle işbirliğine giden Amerika bu olumsuz tavrını ekonomik alana da taşımıştır. Örneğin Halkbank davası eşi benzeri görülmemiş bir hukuksuzluk örneğidir. Terör örgütleriyle karanlık ilişkileri sebebiyle yargılanan bir rahibi bahane ederek ülkemize yaptırımlar uygulamaya kalkan bu çarpık anlayışla diplomasinin ve hukukun sınırları içinde mücadele etmekte kararlıyız. Türkiye'yi demokratik bir hukuk devleti gibi değil de bir kabile toplumu gibi gören bu zihniyete karşı ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunu ve onurunu korumak bizim en başta gelen görevimizdir. Amerikan yönetiminin eninde sonunda ülkemize yönelik yanlış bakış açısını düzelteceğine inanıyorum. Kudüs'ün Türkiye'nin ve ümmetin kırmızı çizgisi olduğunu yineleyen Erdoğan, Türkiye olarak sonuna kadar Kudüs davasının takipçisi olacağız diye de ekledi.